Herkese merhabalar. Bugün yine beraberiz. Bugünkü konularımız Fruit and Vegetables. Bakalım ne kadar iyiyiz. Bağlantımız sanki biraz bulanık mı? Sohbet bölümüne yazarsanız görürüz. Sanki biraz bulanık gibi sanki bağlantı, değil mi? Bir bakalım bakalım. Öykücüğüm merhaba. Yo, bulanık değilmiş. Sanki bende biraz bulanık gibi görünüyor da gençler. Yes! Welcome to our Kahoot tournament. Today's subject is fruit and vegetables. All you have to do is... Şimdi İngilizce anlatmam lazım çocuklar, yeni katılan yabancılar için. All you have to do is to log on Google, type Kahoot, and click the next, the first one, for example, play Kahoot, enter game pin here. You're going to click this one, and the screen will turn to the Kahoot joining screen, and you're going to put the pin code here. What I'm going to display on my website, on my screen, the Kahoot pin code, and you're going to enter the game pin and then press enter. And in the second step, you're going to choose a team name, and after the team name, click next, and then put a punctuation to the nickname, and then click join us, and you will join us and Kahoot with us. Are we ready? I am going to display the pin code that you're going to join us. Arkadaşlar hemen Google'a giriyorsunuz, Kahoot yazıyorsunuz ya da ekranda gördüğünüz www.kahoot.it adresinden de direkt katılabilirsiniz. Çıkan ekranda Game Pin bölümünde 186-2101 pin kodunu giriyorsunuz. Next, Enter'a bastıktan sonra çıkan Team Name ekranında isminiz ve sınıfınız ya da nickname'inizi yazıyorsunuz. Sonrasında Next'e bastıktan sonra orada da Nickname bölümünde herhangi bir noktalama işaretini koyduktan sonra yarışmamıza katılabiliyorsunuz. Bugünün konusu Fruit and Vegetables. Herkese ama herkesi bekliyorum.
Bugünün konusu meyveler ve sebzeler. Hazır mıyız? Hazırsak başlıyoruz. 26 sorumuz var. Fruit and vegetables. Resimde gördüğümüz meyveler ya da sebzeler ya da yiyecek neyse onların resimlerini görüyorsunuz ve cevabını veriyorsunuz. Look at the picture and tell me. These are pineapples, seeds, pears or apples. Which one? You got 90 seconds to go. Okay, let's see. What's the answer? You must press the correct button in a heartbeat as fast as possible so that you can get the highest point. Today's subject is fruit and vegetables. Evet, bugün Kubilay da bizle beraber izliyor. Oğlum sen buradan cevap yazma, yalnız bir kağıda yaz. Çünkü sen şu anda tek telefonla olduğun için. Yes, the correct answer is these are apples. 26 out of 26. Let's see. Number 1 is Ece. Number 2 is Burak. Number 3 is Melis. Number 4 is Ela. Number 5 is Yağmur. Let's see the next question. You guys ready? I am ready too. Let's get to the next question. These are what? Look at the pictures. These are bananos, bananas, bananos, bandanas. Which one? Yes, we've got 50 seconds remained, but the answer is 24 out of 26, and bananas is the correct answer. Let's see. Number 1 is Burak, number 2 is Ela, number 3 is Melis, number 4 is Simge, number 5 is Melis' team. By the way, Efe has risen up 5 places. That's because of the answer he gave. And he is the highest climber. Congratulations! And here we go for the next question. Are you ready? So am I. Question number 3. These are what? Stones,
cabbages, brains, or beans? Which one? Yes, the question is, these are, and when we looked at the picture, these are the beans. So, fasulye yani, fasulyenin İngilizcesini, beans de öğrenmiş olduk. Stone dediği arkadaşlar taş, cabbages dediği lahana, brains dediği de beyinler dedikten sonra beans'in de fasulye olduğunu anlamış olduk. Scoreboard'a baktığımızda birinci sırada Burak var Tömer'den, ikinci sırada Ela var. 3079 puanla. Üçüncü sırada Simge var 3071 puanda. Dördüncü sırada Melis var 3061 puanda. Ve Melih'in takımı 3041 puanda. Bu arada Öykücüm 8 sıra birden tırmanmış. Verdiği doğru cevapla ve en yükseğe tırmanan oyuncu olmuş. Tebrik ediyorum seni ve işte dördüncü sorumuz. Look at the picture. 2000 points. What is this? This is fish, ice, bread, butter. Which one? Yes, what is this? Oh, it looks yummy though. Lezzetli görünüyor değil mi çocuklar? Şöyle tereyağını üstüne sürüp. Oops. There is tereyağı in the options too. It's not fish, it's not ice, it's not butter. It is bread. Fish means balık, ice means buz, butter means tereyağı, and bread means ekmek. Okay, let's see the scoreboard. Number one is Burak. He's got 5,267. Number two is Melis. She's got 5,233. Simge is number 3. She's also very close to the number 1. 5,229. Eren, 5,207. And Eda is 5,183. By the way, Ali Eren has climbed up 4 places, and he is the highest climber at the end of this question. Congratulations all who gave the correct answer. Hepinize tebrik ediyorum, doğru cevap veren herkese. Ve işte 5. sorudayız. What is this? This is blah blah blah. Grass, broccoli, apple tree, cereal. Which one? Thank you.
Bu arada sokağa çıkmıyoruz değil mi çocuklar? Kendi sağlığımız ve sevdiklerimizin sağlığı için kesinlikle sokağa çıkmıyoruz. Ellerimizi bol su ve sabunla yıkıyoruz. Onu unutmuyoruz. 26 arkadaşımız da doğru cevap vermiş. Bakıyoruz. Birinci sırada Burak var Tömer'den. İkinci sırada Melis var 5K'dan. 6L'den Simge var. 5S'den Eren var 4. sırada. Ve 5M'den Ela var 5. sırada. Bu arada 7R'den Muzaffer has the highest answer streak of 5. Muzaffer'cim selamlar. And he also started his fire next to his nickname. Nick'inin yanında ateşini yakmayı başarmış. Tebrik ediyorum seni. Ve işte 6. sorudayız. 2000 puan değerinde. 2000 points. This is what? Look at the picture. Yogurt, cake, corn or buckwheat. Çocuklar bu buğday bu arada. Bunun özellikle Erzurum ve benzeri yerlerde bunları kavuruyorlar Malatya'da falan. Akşamları çayla beraber keyif oturuşlarında yiyorlar. İpucunu verdim. Look at the picture very carefully and don't mix it up with the others. Is it yogurt? Is it cake? Is it corn? Or is it buckwheat? Which one? Which one is it? What is this? All you have to do is to subscribe my channel and keep the alert on so that when I start Kahoot, you can get notified and join us and play Kahoot with us. Yes, 20 people have known the correct answer. The correct answer is dara, which means buckwheat. And it's not yogurt. I can't understand how can you choose yogurt. And it's not corn. 5 people have known as a corn and pressed the yellow button, but it is not. It is buckwheat. Yes, let's see the... Yes, number 1 is Melis. Number 2 is Simge. Number 3 is Burak. Number 4 is Eren. Number 5 is Efe. Congratulations, and also for the 3 players who just hit answer streak of 3. Let's get to the 7th question. What is this? Look at the picture carefully and tell me what it is. Is it cabbage? Is it cherry? Is it pizza? Or is it potato? Which one? Hit the correct button in a heartbeat so that you can get the highest point. You must be as fast as possible. Muzaffer'cim, sana göre kolay, başkasına göre zor olabilir. Yes, it is cabbage and 21 people have known the correct answer. Cabbage means lahana, cherry means kiraz or sour cherry, vişne. Pizza means pizza, as you know, and potato means patates. And 21 people have known the correct answer. Bu arada şu anda oğlum da sizlerle yazışıyor da aynı zamanda ama o katılamıyor çünkü tek cep telefonundan izleme anca yapabiliyor. Selamlar Romanya'ya dedikten sonra ikinizi de öpüyorum dedikten sonra
Sıralamaya baktığımızda birinci sırada Melis var 10.382 puanda. İkinci sırada Simge var 10.350 puanda. Arada 32 puan fark var. Üçüncü sırada Burak var 10.323 puanda. Arada 50 puan fark var. Dördüncü sırada Efe var 10.286 100 puandan daha az 96 puan fark var. Ve Eren 5S'den 10.236 puanda 150 puan kadar bir fark var dedikten sonra birinciyle 3 arkadaşımız da son 4 soruya arka arkaya doğru cevap verdikleri için tebrik ediyorum. Ve işte next question. These are what? What are these? Look at the picture. Kiwis, oranges, carrots or chips? Which one? Yes, 24 people have known the correct answer. And don't forget to subscribe my channel and keep the alert on so that you can join us whenever you get notified to play Kahoot with us. And you can tell your friends as well. So spread the word to subscribe the channel to Kahoot with us. Okay, 24 people have known the correct answer. But I wonder how could you choose the other answers? Number 1 is Melis, number 2 is Burak, number 3 is Simge, number 4 is Efe, number 5 is Eren. And 3 people just hit answer track of 5. Congratulations! That's because you started your fire next to your nicknames. Wow! Let's go for the next question. Question number 9. These are what? What are these? Let's see. Are they redstones? Are they crisps? Are they biscuits? Or are they cherries? Which one? Yes, 21 people have known the correct answer. Let's see the answer. Redstones dediği arkadaşlar böyle kırmızı, özellikle tropik bölgelerde yetişen eriğin çok büyüğü oluyor. Redstone dediği o. Crisps dediği biliyorsunuz chips, biscuits dediği bisküvi ya da bisküvi anlamında kullanılıyor da bir de biscuits dediği KFC'deki o ekmeklere de biskit deniyor.
Cherries dediği de kiraz, biraz daha koyusu da sour cherries, yani vişne oluyor dedikten sonra sıralamaya baktığımızda birinci sırada Melis var, ikinci sırada Burak Tömer var, üçüncü sırada Ela var, dördüncü sırada Eren var, beşinci sırada Onur var. Bu arada Enver verdiği son 3 doğru cevapla Nikki'nin yanında ateşini yakmayı başarmış. Tebrik ediyorum oğlum seni de dedikten sonra işte bir sonrakindeyiz. 10. sorudayız. What is this? Yes, is it a bottle? Is it a toast? Is it a cheese or is it a corn? Çocuklar sizlere göre kolay olabilir ama cevabı bilmeyene göre her zaman en kolay soru bile zor olabilir. Kişisel olarak sizlere göre kolay. Kubilay'cım senin için de aynı şey geçerli oğlum. Dedikten sonra asıl olan nedir? Kendimize göre kolaysa belki başkasına göre zor olabilir. Bana göre hepsi çok kolay ama hala doğru cevap yapamayan arkadaşlar var. Mesela cheese peynir demek. A bottle dediği şişe. Toast dediği arkadaşlar bildiğimiz kaşarlı tost ya da sucuklu tost değil. Normal o tost ekmekleri var ya. Onu toast deniyor. Yani sadece ekmeğine. Toast with cheddar cheese derseniz kaşarlı tost oluyor. Ama yine ekmek anlamında. Corn dediği de mısır. Doğru cevap mısırdı. 26 people have known the correct answer. And let's see. Melis is number one. Burak is number two. Ela is number three. Eren is number four. And Onur is number five. And nine places. Tuana climbed up. And she is the highest climber at the end of this question. Congratulations! Let's see. What are these? Look at the picture carefully and try to find out. Are they kiwis? Are they green peppers? Are they cucumbers? Or are they burgers? Bu arada kiwis iyi uzatıyorsunuz. Green peppers peppers şeklinde. Cucumbers cucumber değil, cucumbers. Öbürü de burgers zaten. Doğru cevabı hemen tıklayın ve puanınızı en yüksekten almaya çalışın. Eğer hızlı cevap verirseniz daha yüksek puan alabilirsiniz. Arkadaşlar green peppers dediği sivri biber, bildiğiniz sivri biber oluyor ya, Charleston sivri ve benzeri. Kiwi izlediğini biliyorsunuz zaten. Burgers dediği de malum hamburgerden benzeri burger deniyor. Eğer onu tavuk şey yaparsanız, tavuk etiyle yaparsanız chicken burger. Etle yaparsanız hamburger. İçine biraz da peynir koyarsanız cheeseburger. Bu da salatalık, yani namı diğer hıyar Türkçedeki karşılığı. Salatalık deyince çünkü diğer şeylerle hep karıştırıyoruz. Sözlüğe baktığınızda salad diye çıkıyor. Hayır, bunun adı Türkçedeki karşılığı hıyar maalesef. Komik gibi geliyor ama gerçek adı bu. Okunuşu cucumbers. Nasılmış? Cucumbers. Repeat after me. Cucumbers. Okay, after 20 answers, let's see the next one. Yes, number one is Melis, number two is Burak, number three is Onur, number four is Eren, and Iqbal is now in top five, finally. And she's number five. And four players have reached answer track of four. Let's get to the next question. Question number 12. What are these?
Yes, look at this picture. Look at this picture. And what are these? Tell me. Are they crates? Are they creeps? Are they pines? Are they grapes? Which one? Yes, 23 people have known the correct answer. Grapes means üzüm. Pine means çam ağacı. Pine diye yazılan pine, çam ağacı demek çocuklar. Creep dediği sonunda S takısı olunca sürüngen anlamına geliyor. Ya da fiil olarak kullanıldığında ürperme anlamında. Crate dediği de sandık ya da küfe anlamına geliyor. Crates dediği de küfeler, sandıklar şeklinde. Bu kelimeleri de öğrendikten sonra grapes diye tekrar ediliyor bu. Öbürü crates diye tekrar ediliyor. Şu creeps diye tekrar ediliyor. Yani okunuyor. Pines diye de çam ağacının İngilizcesi. Pine tree diye söyleniyor ya. Pine tree çam ağacı. Pines çam ağaçları. Dedikten sonra number one Melis. Number two Burak. Number three Onur. Number four Eren. Number 5, İkbal. By the way, 4 players just hit answer track of 5. Congratulations! That's because they started their fire next to their nicknames. Question number 13, and we're almost at the half of the Kahoot Gay tournament, this one. What are these? Are they kiwis? Are they stones? Are they pineapples? Or are they planets? Yes, let's see. 24 people have known the correct answer. Kiwis dediği kiwi biliyorsunuz. Stones dediği çakıl taşları anlamında burada. Pineapples dediği ananas ve planets dediği de tabii ki gezegenler dedikten sonra baktığımızda Melis 19.000 puan artı 1. Burak 18.890 puanda, Onur 18.694 puanda, Eren 18.637 puanda, İkbal 18.527 puanda ve bu arada 4 oyuncu hala bir tık daha ileriye gidip son 6 soruya doğru cevap vermişler ve nicklerinin yanında ateşlerini yakmışlar. Bu başarılarından dolayı doğru cevap verdiğiniz için bütün yarışmacıları kutluyorum. Ve işte 14. sorudayız. 2000 points. What are these? Look at the picture. Yes, are they avocados? Are they nuts? Are they raspberries? Or are they moons? What are they?
Yes, 17 people have known the correct answer. Dried nuts dediği arkadaşlar kuru yemiş oluyor. Nuts dediği o hazelnut, fındık, walnut biliyorsunuz ceviz ve benzeri. Avokados bildiğiniz üzere. Raspberries dediği de yine küçük tanecikli bu birdland tarzındaki kırmızı olanlarından. Moons dediği de aylardan bahsediyor. Dolayısıyla geçiyoruz hemen bir sonraki soruya ama öncesinde scoreboard'tayız. Burak birinciliğe yükseldi. İkinci sırada Melis var. Üçüncü sırada Onur var. Dördüncü sırada Eren var. Beşinci sırada Muzaffer var. Muzaffer ilk defa gördük. 7R'den Muzaffer'cim şu anda beşinci sırada. İlk 5'te gördüğümüz ilk isimlerden biri. Öykü bu arada 14'te 14 doğru cevap vermiş ve Nicky'nin yanında ateşini yakmayı başarmış. Şu ana kadarki en yüksek doğru cevabı arka arkaya veren kişi, başarısını gösteren Öykü. Tebrikler dedikten sonra işte bir sonraki sorumuz. What are these? These are fries, bears, cereals, or pears. Which one? Yes, 18 people have known the correct answers. Answer, it is pears. Çocuklar bu pear diye okunmuyor, pear diye okunuyor. Armut demek, bear ayı demek, fry kızartma demek, cereal da tahıl demek. Tahıl ürünleri var ya, bu mısır gevreği ya da işte buğday, yulaf ve benzeri gevreklerde bunlara cereals deniyor. Dedikten sonra sıralamaya baktığımızda birinci sırada Burak var, ikinci sırada Melis var, üçüncü sıraya yükseldi Eren, dördüncü sıraya yükselen Muzaffer var ve beşinci sıraya yükselen İkbal var. Dedikten sonra birinci ile dördüncü, beşinci arasında yaklaşık ne kadar diyoruz? 600-500 puan falan var arkadaşlar. Bakalım şimdikinde 16. soruda cevaplar ne olacak? What are these? Raspberries, strawberries, gooseberries, or blueberries? Which one? Yes. Bakıyoruz. Strawberries doğru cevap. Arkadaşlar raspberries ahududu demek. Gooseberries bektaş üzümü demek. Bektaş üzümü oluyor ya böyle lacivertimsi. Blueberries de bildiğiniz gibi yaban mersini demek. Strawberries çilek demek. Repeat after me. Raspberries, gooseberries, blueberries and strawberries. Okay, let's see the scoreboard.
Number 1 is Burak, number 2 is Melis, number 3 is Eren, number 4 is Muzaffer, number 5 is Iqbal. Congratulations! Also, Öykü is still the highest streak of 16 correct answers in a row, and she still has got her nickname with a fire on. Yes, let's get to the 17th question. What are these? Apples, oranges, bananas, pineapples. Which one? Yes, what are these? Are they apples? Are they oranges? Are they bananas? Or are they pineapples, I was gonna say, and 19 people have known the correct answer. Pineapple means, as you know, ananas, bananas, oranges, and apples. Let's get to the scoreboard. Burak is number 1, Melis is number 2, Eren is number 3, Iqbal is number 4, and Muzaffer is number 5. Yes. By the way, 3 players just hit answer streak of 3. And let's see. What are these? Are they cereals? Are they seeds? Are they cherries? Are they carrots? Bu soruyu bilene bravo yani. Bakalım. Bunlar çekirdek bu arada. Ortadaki kabak çekirdeği. Sağ taraf ve sol taraftakiler de ay çekirdeği. Bakalım. Kaç kişi doğru cevap verecek? Yes, 15 people have known the correct answer. Seeds means çekirdek. Cereals means mean tahıl. Cherries, bildiğiniz üzere kiraz demek. Carrots da havuç demekti. Havuçlar, lerler anlamını unutmayın S takısından dolayı. Seeds diye okunuyor arkadaşlar. Seeds dediğimizde pumpkin seeds dediğimiz kabak çekirdeği. Sunflower seeds dediğimiz ay çekirdeği, cereals zaten dediğim gibi tahıl ürünleri demekti. Dedikten sonra işte birinci sırada Burak var, ikinci sırada Melis var, üçüncü sırada Eren var, dördüncü sırada İkbal var, beşinci sırada Muzaffer var dedikten sonra Melike'yi bu arada tebrik ediyorum. Çünkü son 18 soruyu arka arkaya doğru cevap vererek şu anda arka arkaya en çok doğru cevap verme başarısını gösteren oyuncu olmuş. 5B'den Melike. Tebrik ediyorum kızım. Seni de Nikki'nin yanında ateşini de yaktığın için 18 soruya doğru cevap verdiğin için arka arkaya son 18'de. Dedikten sonra 19. sorudayız. These are what? What are these? Look at the picture. Are they tomatoes? Are they onions? Are they plums? Or are they potatoes? Which ones?
Bu arada akşamki konumuz yine Peyami Safa Ortaokulu sınıflar arası turnuvasındaki büyük final sorularını soracağım. Yerinizde olsam, scoreboard'da olmak istiyorsam akşama kadar bunlara çalışırım. Tekrar etmiş olursunuz. Dedikten sonra plums dediği arkadaşlar, plum erik demek. Onion soğan demekti maalesef. Potato'yu zaten biliyoruz, patates. Tomato zaten domates demekti. Plum neymiş? Tabii ki erik. Sıralamada Burak birinci, ikinci sırada Melis var, üçüncü sırada İkbal var, dördüncü sırada Muzaffer var, beşinci sırada Melike var. Bu arada İkbal ilk üçe girmeyi başardı. Tebrikler. Ve Muzaffer'i de geçmiş. Arkasından Melike var. Melike 5'e geldi. 5. sırada Top 5'ta, scoreboard'da şu anda ilk 5'te olan arkadaşlarımız bunlar. Ama kim garantisini verebilir ki bir sonraki sıra soru sonrasında yerlerinin değişmeyeceğini? O yüzden hızlı olan kazanıyor. Doğru cevabı en hızlı şekilde verirsen puanın yükselecek diyorum. Ve bu arada Three players just hit answer streak of five. Son 3 oyuncu, 3 oyuncumuz son 5 sorunun arka arkaya doğru cevabını vererek nicklerinin yanında ateşlerini yakmışlar. Tebrikler. İşte 20. sorumuz. What is this? This is what? Corn, rice, bread, coffee. Which one? Bu arada o küçücük taneleri nasıl çubukla yiyorlar? Bildirimleriniz açık olsun gençler. Bildirimler açık olduğunda, yarışma saati geldiğinde bildirim gelecek size. O zaman tıkladığınızda yarışmaya katılabilirsiniz. Dolayısıyla ne yapmanız gerekiyor? Bence biraz çalışın o sorulara. Bir ipucu da kanaldaki videolar bölümünde var. Onu buluyorsunuz ve izliyorsunuz. Big Final videosu. Tabii yağsız yaparlar, haşlarlarsa tabii böyle top top da gelir. Kaşıkla da yemesen olur yani. Tane tane de gelir. Ama o çubuklarla zor değil mi? Ben denedim mesela. Gayet zordu yani. Zaten insan belli bir sabır süreden sonra sabrı bitiyor, kaşık istiyor. Çinlilerin de zayıf kalmalarının sebebi galiba tek tek yemeği o çubuklarla kendine işkence edince bir süre sonra insanın beynine tokluk hissi geliyor ve bırakıyorsun yemeği. Normalde pirinç o kadar sağlıklı bir şey değil biliyorsunuz. Birinci sırada Burak var, ikinci sırada Melis var, üçüncü sırada İkbal var, dördüncü sırada Muzaffer var, beşinci sırada Melike var. Bu arada Berfin verdiği doğru cevapla 3 sıra birden yükselmiş ve en yükseğe tırmanan oyuncu olmuş. Dedikten sonra işte 21. sorudayız. This fruit is called. Bu meyveye ne diyoruz? Kiwi, dragon fruit, starfish or papaya? Çocuklar biliyorsunuz ben bunları niye yapıyorum? Koronavirüsten dolayı okullar maalesef kapalı olduğundan dolayı dışarıya çıkmak yerine evde kaldığımız için evde sizlere ders nasıl çalıştırabiliriz diye düşündükten sonra kavut sayısını günde 2'ye çıkardım. Bazen 3 de oluyor da genelde 2 olacak. Bu arada ben bu gece saat 1'den sonra bir kavut daha yapacağım.
Bakalım oraya katılımlar yurt dışından ne kadar oluyor? Çünkü o saatlerde bayağı bir seyreden yurt dışında oluyor. Katılan olacak mı? Merak ediyoruz doğrusu. What is Yes, it is papaya. 13 people have known the correct answer. Number one kiwi is, the red one is kiwi, as you know. Dragon fruit is ejder meyvesi. As you know, they make the smoothie. And also starfish means deniz yıldızı. And papaya, in Turkish also we say papaya. Also in English. 13 people have known the correct answer. Number 1 Burak, number 2 İkbal, number 3 Melis, number 4 Muzaffer, number 5 Melike and 5 people just answer track 3. Congratulations. And let's get to the next question 22. This berry is called what? What berry is this? It's kind of a fruit means. This fruit is called aquamelon, gooseberry, watermelon, bumblebee. This is easy. Yes, yeah, 17 people have known the correct answer. Aquamelon çocuklar su kavunu. Genelde böyle küçük şekilde denizlerin altında, yosunların arasında yetişiyor. Gooseberry dediği bektaşi üzümü. Bumblebee dediği yaban arısı. Watermelon da bildiğiniz üzere karpuz demek. Dedikten sonra Number 1 Burak, number 2 İkbal, number 3 Melis, number 4 Muzaffer, number 5 Melike and 5 people just hit answer track of 4. Congratulations. And here we go with the 23rd question. This is a what? Coconut, hazelnut, peanut or sprout? Thank you.
Yes, last 20 seconds. Bu arada arkadaşlarınıza da haber vermeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bizim okuldan olmak zorunda değil, İngilizceden mahrum kalmalarını istemediğiniz arkadaşlarınız varsa dersine girmem hiç önemli değil. Önemli olan yarışmak ve İngilizcesini canlı tutmak ve bir şeyler, yeni bir şeyler öğrenmek. Coconut Hindistan cevizi demek, doğru diyorsunuz. Hazelnut, 18 arkadaşımız bu arada doğru cevabı vermiş. Hazelnut fındık, peanut fıstık, sprout da tomurcuk demek. Dedikten sonra Brussels sprout da Brüksel lahanası oluyor biliyorsunuz. Dedikten sonra Burak birincilikte devam ediyor. İkbal ikinci sırada. Burak'la İkbal'in arasında 300 puan kadar bir fark var. 340 hatta. 35 de olabilir. Melis 3. sırada. Melis'in Burak'la arasındaki fark 400 puan civarında. Muzaffer 33.260 puanda. Onun da birinciyle 700 puanlık bir farkı var. Melike'nin de birinciyle 1000 puanlık bir fark var. Dedikten sonra bakalım sıralama değişecek mi? 24. sorudayız. What are these? Avocados, peppers, grapes or mangoes. Bayılırım bu meyveye bu arada. Ama ortasında büyük bir çekirdeği var, o bozuyor. Başka okullardaki İlkokul arkadaşlarınız da 5. sınıfta değil mi? Ya da 6'da değil mi? Ya da 7'de değil mi? Onlar da katılabilir. Ben ondan bahsediyorum. Kalabalık olunca daha zevkli oluyor. Böyle 20-30 kişiyle değil de böyle 50-60 kişiyle olunca daha zevkli oluyor. Yes, what are these? Hazalcığım, bu arada akşam bildirimler açık olsun kızım. Bildirim geldiğinde girersin. 8 ile 8.30, 9 arası bir saatte başlayacak. O yüzden bildirimleri açık tutmanız çok önemli. Yes, mangoes. Mangoya bayılırım bu arada. Çok da güzel kokuyor. İçinde şey de var böyle... Ne diyorlar? Vernik tarzı bir şey de unuttum şimdi Türkçesini. Ama güzel. Aynı şey pomelo için de geçerli. Avokado bildiğiniz üzere. Pepper, biber demek. Grape, üzüm demekti. Mango da mango demek. Türkçe'de mango olarak geçmiş. Dedikten sonra 17 arkadaşımız bilmiş. Bu arada Burak 35.400 puanken İkbal'in puanı 35.074. Üçüncü sırada Melis var 34.978 puanda. Dördüncü sırada Muzaffer var 34.658 puanda. Ve Melike 5. sırada 34.366 puanda. Ecrin'cim son 3 soruya arka arkaya doğru cevap vererek Nikki'nin yanında ateşini yakmayı başarmış. Tebrik ediyorum Ecrin kızım. Dedikten sonra akşam saat 8'de tekrar hatırlatayım. Bildirimleriniz açık olsun. 8 civarında biliyorsunuz. Başlangıç noktası o oluyor. En erken o saatte başlama şansımız oluyor. Gerçi şimdiye kadar tam olarak 8'de başladığımız nadir oldu ama yine de bildirimleri açık tutmanız o konuda çok önemli. Ki başlangıcını kaçırmayasınız. Bu akşamki konumuz Peyami Safa Ortaokulu'nun sınıflar arası yarışmasındaki final soruları. Bu saatten sonra onlara bakabilir, hazırlanabilirsiniz, hatırlayabilirsiniz. Ama yok ben simultane yapacağım. Scoreboard da önemli değil diyorsanız izlemeye de bilirsiniz. Sorularımız gayet güzeldi. Tadı damağımızda kalmıştı. Haziran ayında tekrar yapacağız bu arada sınıflar arası turnuvamızı. Dedikten sonra işte 25. sorumuz. These berries are, what are they? Wines, blackcurrants, lingonberries or raspberries? Thank you.
zor sanki, değil mi? Kolay kolay kolay. Son dakikada zor sanki. Bakalım sıralamada bir değişiklik olacak mı? Hayır, saat. Şimdi şöyle bir şey var çocuklar. Bunu açıklamak zorundayım. Birincisi futbol, Brawl Stars ve benzeri şeylerin saati bu saatler. Ama saat 8'deki yarışmalarımızda okullar açılana kadar İngilizce dil bilgisiyle ilgili sorular soruyorum. Bugün kelime bilgisi yaptık bu saatte. Yarın Brawl Stars olur. Öbürsü gün futbol olur. Ama saat 8'dekinde hep İngilizce dil bilgisi, gramer konularımız olacak. Haberiniz olsun. Wines dediği üzüm çeşidi. Blackcurrants dediği Frank üzümü yine. Lingonberries dediği arkadaşlar kırmızı böğürtlen, yalnız İskandinavya'da daha çok, yani Norveç, Danimarka ve benzeri yerlerde yetişen bir böğürtlen cinsi. Kırmızı böğürtlen. Ve genelde yemeklerde kullanılıyor bu. Yani yemek pişirirken içine atıyorlar. Raspberries dediği de zaten ahududu demekti, biliyorsunuz. Blackcurrants dediği neymiş? Frank üzümü. 16 arkadaşımız doğru cevabı vermiş. Maalesef 5 arkadaşımız yanlış cevap vermiş. Dedikten sonra sıralamaya baktığımızda Melis birinciliğe yükseldi. İkinci sırada Muzaffer var. Üçüncü sırada Melike var. Dördüncü sırada Öykü var. Ve beşinci sırada Burak var. Çocuklar, ben size söylemiştim. Bu kilit noktası demekti ama hala bitmedi. 2000 puanlık bir şeyimiz var. Sorumuz daha var. Son sorumuz. Bunda puzzle çıkacak. Cümleyi düzgün olarak sıralayan arkadaşımız bakalım birincilik podyumunda kaçıncı defa ya da şimdi mi olacak bilmiyoruz. Bakacağız. Heyecanlı puzzle. Put them in order. 2000 points. Home and stay, I, watch Kahoot on Muratika. Düzgün olarak tıklıyorsun. Bakalım kimler podyumda yer alacak. Cümlenin kelimelerine bak. Sonrasında düzgün olarak sırala. Blackcurrant dediği ikbalcim Frank üzümü demek. Bir üzüm çeşidi. Küçük oluyor böyle. Resimde gördüğün gibi. Sıralama bence çok samimi söylüyorum. Yine değişebilir. Podyumda seyredeceğiz. Kimin birinci, kimin ikinci, kimin üçüncü olduğunu. Son 10 saniyemiz. Every afternoon Turkish time 3 p.m. and 8 p.m. in the evening we play Kahoot with all you guys. And when you subscribe, don't forget to keep your alert on and join us. I stay home and watch Kahoot on Muradika is the correct order. Evde oturuyorum ve Muradika'da Kahoot izliyorum diyor. Yani yapmanız gereken de bu. Evde kalmak. Burada subliminal mesajımızı da verdik. Şu günlerde kesinlikle dışarıya çıkmıyoruz arkadaşlar.
Yapmamız gereken buydu. Hazır mıyız podyumcular? Kavut'un podyumunda bakalım bugün kimler var bu yarışmada? İşte podyum. Üçüncü sırada Burak var. 37.108 puanla. İkinci sırada Öykü var. 37.949 puanla. Ve birinci Melis var. 38.472 puanda. Dördüncü İkbal ve beşinci Muzaffer. Tebrik ediyorum sizi. Bir kere daha izleyelim mi? Bence de. Podyumu bir kere daha izleyelim. Sonra da vedalaşıp ayrılalım akşama kadar. Yes, number three is Burak. He did 25 out of 26. Number two is Öykü. 26 out of 26. And Melis 26 out of 26 answered correctly. Number 4 Iqbal and number 5 is Muzaffer. Congratulations. Take very good care of yourself. Don't forget to wash your hands with lots of water and soap. Don't touch your hands to your mouth, nose or eyes. And keep safe. Take very good care of yourself and pay attention to your hygiene, your personal hygiene as well. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Ellerinizi bol su ve sabunla yıkıyorsunuz. Ellerinizi kesinlikle ağzınıza, burnunuza ve gözlerinize götürmüyorsunuz. Akabinde kişisel temizliğinize dikkat edip kişisel eşyalarınızı başkalarıyla kullanmıyorsunuz. Ve elinizden geldiği kadar kesinlikle dışarı çıkmıyorsunuz. Evde kal Türkiye diyorum. Ve stay home, stay a casa dedikten sonra bye for now. Görüşmek üzere arkadaşlar. Akşam saat 8'e kadar bildirimleriniz hazır olsun. Dediğim gibi Big Final videosundaki soruları akşam soracağım.